Sağlıklı Hayat'tan herkese günaydın. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hemen içeriğimizi görelim. Ardından Sağlıklı Hayat başlıyor. Sağlıklı Hayat'ta bugün kadınlarda idrar kaçırmayı konuşuyoruz. İdrar kaçırma nasıl başlar? Sebepleri nelerdir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Tamer Gültekin stüdyo konuğumuz. Efendim sorularınız ve danışmak istediğiniz konular için hemen telefon numaramızı ve mail adresimizi verelim. 0212 alan koduyla 625 58 33 mail adresimiz sağlıklıhayat@cemmedia.com. Hoş geldiniz hocam, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Hocam kadınlar o kadar özel varlıklar ki bunların toplumda kadınların yerini yatsımak mümkün değil. Kesinlikle. Ama çeşitli zamanlarda bazı rahatsızlıklarla karşılaşmaktalar ve bugün sizinle kadınlarda idrar kaçırma konusunu konuşacağız. Ama onun öncesinde mesane nedir? Mesane eğitiminin amaçları nelerdir? Bunları dinleyelim lütfen sizden. Dediğiniz çok doğru. Aslında hani kadın olmak birazcık zor ama güzel bir şey. Mesane nedir? Mesane bizim böbreklerimizden yaklaşık olarak günde 180 litre kan sürüyor. Ve bununla oluşan idrar yaklaşık 1,5-2 litre kadar. Mesane dediğimiz, yani idrar torbası dediğimiz, pelviste yani leğen kemiklerinin içerisinde yerleşmiş olan, tamamına yakını kastan oluşan bir torba. Buradaki görevimiz nedir? İdrar depolamak. Kapasitemizde yaklaşık 500 cc kadar bir miktarda idrar depolayabiliyoruz. Onun dışında kendi isteğimizle bizim mesaneye hareket ettirme, yani idrar yapma veya tutma fonksiyonu bizim elimizde olan bir şey. Eğer biz bunu kontrol edemiyorsak, istem dışında oluyorsa bu şekilde idrar kaçırmış oluyoruz. Evet. Nasıl tutulur hocam idrar? Aslında bu çok da hani basit bir şey değil. Hani kompleks bir yapı. Tabii biz farkında olmuyoruz. Çok basit bizim için hani idrar tutmak vesaire. Beyinden başlayıp omurilikten aşağıya mesane ve üretra dediğimiz organların bütün hepsinin bir arada normal ve koreli bir şekilde çalışmasıyla oluşan bir sistem. Hani dediğim gibi çok da basit değil. Ama otonom, hani bizim isteğimiz dışında bir takım mekanizmalar ve bizim isteğimiz dahilinde olan bir takım mekanizmalarla bir arada çalışan bir sistem bu. Bir takım kas yapısı dediğim gibi mesane ve sfinkter dediğimiz mesane çıkışında bulunan ve bizim isteğimizi açılıp kapanan bir takım kas yapıları var. Biz bunları kontrol ederek idrarımızı tutabiliyoruz. Ama eğer biz bunları kontrol edemiyorsak veya farklı bir etken varsa idrar kaçırıyoruz. Bir sorun var demektir. Evet. Kadınlarda idrar kaçırma nedir hocam? Nasıl oluşur? Nasıl belirtiler verir? Kadınların tabii erkekler gibi değil. Hem fizyolojisi hem anatomisi çok farklı. Tabii ki. Tabii kadınlar işte gebelik dönemi, işte menopoz dönemi vesaire zorlu dönemleri oluyor. Bu dönemde de idrar kaçırma erkeklerden farklı olarak hem anatomik yapı da çok farklı. İdrar kaçırmaya birazcık daha yatkınlar erkeklere göre. Tabii çevresel faktörler de çok tabii fazla. Tabii çevresel faktörler de var. Yani erkekler de idrar kaçırabilir ama çok çok nadir. Kadınlar kadar sık değil. İdrar kaçırma dünyada çok sık olan, bayanlarda çok sık olan bir fonksiyon bozukluğu. Yurt dışında mesela Avrupa ülkelerinde bile, Batı ülkelerinde bile %15-%30 civarında. Bayağı tabii Türkiye'de bir oran. Evet, tabii. Türkiye'de bu oran birazcık daha yüksek. Ama şey, başvurular çok fazla olmadığı için değil mi hocam? Yani şöyle bir şey aslında tam biraz çekiniyor galiba bayanlarımız. Tabii, istatistikleri de tam olarak bilmiyoruz aslında. Çok da tutulmuyor bu istatistikler. Bir de idrar kaçıran hastaların tamamı başvuruda bulunmuyor. Yani 4 hastadan bir tanesi başvuruda bulunuyormuş son yapılan çalışmalarda, öyle bir şey var. 3 kişi başvurmuyor. Yani bunu gizliyorlar veya kendi çabalarıyla bir takım tedaviler oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii çok etkili olmuyor. Mutlaka. Herkes de bir başvurursa herhalde bu oran %40-%50'lere kadar varacaktır. Özellikle belli yaş gruplarında. Tabii ki. Yaşla da bir ilgisi var değil mi hocam? Tabii belli bir yaş hastalığı mıdır? Gençlerde görür müyüz? Gençlerde nadir ama oluyor. En önemli risk faktörlerinden bir tanesi de yaş. Birçok risk faktörü var. Yaşla birlikte ne oluyor?
Oradaki yapı, özellikle anatomik yapıda bir takım fonksiyon kayıpları oluyor. Kaslarda artı bağ dokusunda gevşeme oluyor. Bununla birlikte mesane ve mesane çıkışında bulunan üretra dediğimiz idrar kanalında yer değişimleri söz konusu oluyor. Bununla birlikte stres üriner inkontinans dediğimiz bir idrar kaçırma şekli oluyor. Onun dışında dediğim gibi yani mesane tamamen neredeyse bir kas yapısına oluşan bir organ, bir kese. Bazen yaşla birlikte bu otomatize oluyor bu. Bizim normalde kendi isteğimizle kastığımız, idrar yapmak istediğimiz zaman çalıştırdığımız sistem bazen kendi kendine otomatize oluyor ve bu şekilde de idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Buna da biz sıkışma tipi idrar kaçırma yani urge incontinence diyoruz. Onun dışında yaşla birlikte ne oluyor? Birazcık mesane kapasitemiz azalıyor. Normalde dediğim gibi yaklaşık 500 cc kadar, yaklaşık yarım litre kadar idrar toplayabiliyor aslında. Depolayabiliyor mesane ama yaşla birlikte bunun hacmi daralıyor. Yani 200 cc'ye indiğini düşünün. Bizim toplumumuzda da özellikle işte çay vesaire çok içildiğinden dolayı çok, bunlar da idrar atılımı çok arttırır. Bu nedenden dolayı o 200 cc'lik kapasite yetmiyor. Taşma tipi dediğimiz idrar kaçırma görülebiliyor. Yaş burada çok önemli bir risk faktörü tabii. Sebepleri vardır hocam değil mi? Tabii ki idrar kaçırmanın. Bunlara değinebilir miyiz bu konuya? Sebepleri daha çok hani risk faktörleri nedir dersek işte yaş saydığımız gibi en önemlilerinden bir tanesi. Irk olarak işte beyaz ırkta birazcık daha fazla görülüyor. Evet. Onun dışında menopoz çok önemli bir risk faktörü. Kadını kadın yapan hormonumuz işte östrojen. Tabii östrojenin çekilmesiyle birlikte ürogenital bölgede işte genital dediğimiz idrar çıkışının olduğu bölgede işte vajen yani mesela alt tabanını oluşturan kısımda gerileme oluyor. Bu gerilemeyle birlikte de tabii anatomik yer değiştirme ve idrar kaçırmaya sebebiyet verebiliyor östrojen. Obezite zaten çağımızda her ne hastalık varsa altından bir predispozan faktör olarak ortaya çıkan bir hadise obezite. Genelde bütün rahatsızlıkların temelini oluşturan bir durum. Genelde öyle maalesef. Obezitede de idrar kaçırma oranı çok fazla. Özellikle body mass indeksi 25'in üzerinde olan hastalarda idrar kaçırma çok sık görülüyor. Onun dışında ailesel yatkınlık var. Öyle ailesel mi? Yatkınlık mesela diyelim ki kişi idrar kaçırıyorsa kızında veya kardeşinde idrar kaçırma oranı artıyor. Sigara gerçekten ciddi bir problem. Sigarada nasıl bir etkisi var? Orada biraz önce bahsettiğim mesane ve idrar çıkışının olduğu üretra dediğimiz kanalı destekleyen bağ dokusunda kolajen sentezini azaltıyor. Tabii burada destek dokusu azaldığı için de idrar kaçırmaya neden oluyor. Sigara içenlerde mesela içmeyenler olanla 2-3 kat daha fazla idrar kaçırıyor. Ne kadar ciddi bir fark var evet. Zaten mesane hastalıklarında sigaranın faktörü çok, tüm tabii, hastalıklarda çok fazla tabii, ama mesane hastalıklarında değil mi? Etkileyen evet sigara, ilk faktörlerinden mesela birisi. Onun dışında gebelik ve doğum. Özellikle yapılan çalışmalarda doğum yapmamış hastalarla karşılaştırdığında doğum yapan hastalarda daha fazla idrar kaçırma olduğu gözlenmiş. Burada hani çok net bir kriter yok aslında ama 4000 gramın üzerinde doğum yapan, zor doğum yapan, iri bebek doğumu yapanlarda zor doğumlarda tabii travma oluyor. Hani o kanal içerisinden çıkarken bir takım kaslar ve bağlar, bağ dokusunun birleşim yerlerinde direkt travma yapıyor. Bu normal doğum için konuşuyoruz normal değil doğum mi hocam? Tabii evet. Tabii normal doğum. Normal doğum sebep oluyor. Onun dışında tabii sadece bu kas ve bağ dokusu değil, o kasları inerve eden, yani aktive eden bir takım sinirlerin zedelenmesi neden oluyor. O yüzden oradaki kaslar fonksiyonlarını yitiriyor. O da bir neden. Hani tabii biz hani böyle bir problem olacak diye normal doğumu hani önermemezlik yapmıyoruz. Tabii elbette. Bunlar düşük de olsa risk. Çocuk sayısının etkisi var mıdır hocam? Yani çocuk sayısının fazla olması. Çocuk sayısı özellikle zor doğum daha çok ön planda. Hani çocuk sayısından fazla, çocuk sayısı değil de zor doğum bizim için önemli. Onun dışında ne olabilir? Sigara dedik, obezite dedik, ailevi yatkınlık var. Kronik bir takım hastalıklar var mesela. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Bunlarda da ne oluyor? Karın içi basıncı sürekli yüksek olduğu için hani öksürmekle vesaire
Artık oradaki bağ doku, zeminde bulunan bağ doku gevşemeye başlıyor. Onun da etkisiyle kişi idrar kaçırabiliyor. İşte astımı sayabiliriz. Onun dışında kronik hastalık olarak diyabet, hipertansiyon, bunlarda da özellikle hipertansiyonda kullanılan bir takım ilaçlar, idrar söktürücü. İlaçların da faktörü var değil mi? Tabii ilaçlar da birazcık etkili. Hani tabii insanlar yanlış anlamasınlar, yani ilaçlarını bırakmak gibi öyle bir şey düşünülmesin. Tabii ki, tabii ki. Bazı ilaçlar, özellikle tansiyon ilaçları, idrar söktürücüdür. Altta bir neden var ama aşikar değilse idrar kaçırma. Kişi tansiyon ilacıyla birlikte, yeni başlamış olduğu bir tansiyon ilacıyla birlikte idrar kaçırmaya da başlayabilir. Bunlarda ne yapıyoruz? Hani illa o ilacı kullanması gerekiyorsa biz bir takım farklı bir tedavi yöntemi veriyoruz. Ama yok, hani ilacını değiştirebiliyorsa da ilacını değiştirmesini öneriyoruz. Daireyle birlikte konsült ederek bunlara karar veriyoruz. Genel olarak bunlar. Evet. Biraz önce bahsettik hocam türlerinden, idrar kaçırma türlerinden, evet. Ama tekrar bir değinebilir miyiz konuya? İdrar kaçırma şu an için ön planda olan 4 çeşit idrar kaçırma var. Özellikle stres ürünler, inkontinans dediğimiz. Burada öksürme, hapşurma, ondan sonrasında kahkaha atma, gülme veya ağır kaldırırken veya egzersiz yaparken oluşan bir idrar kaçırma en şekli. En sık görülen kadınlarda yaklaşık %50, evet, toplam idrar kaçıran hastaların yarısı stres ürünler, inkontinans. Bu hastalıkta ne oluyor? Mesane ve idrar kanalı anatomik olarak yer değiştiriyor. Asıl faktör bu. Bu nedenden dolayı karın içi basıncını artıran herhangi bir neden idrar kaçırmaya sebebiyet veriyor. Dediğim gibi en sık görülen şekli bu. Onun dışında urge incontinence dediğimiz sıkışma tipi idrar kaçırma. Burada da hasta mesela oturuyorsunuz, birden idrarınız geldi. Normalde işte idrarınız geldiğini hissettiğiniz zaman tuvalete gidiyorsunuz ve idrarınızı yapıyorsunuz. Ama bu rahatsızlıkta idrar gelme hissiyle birlikte idrarınızı kaçırıyorsunuz. Yani tuvalete yetişemiyorsunuz. Oh. Burada ne oluyor? O mesafe ayarlanamıyor, yani zaman sorunu var biraz. Evet, yani bir de o dediğim gibi kas yapısı bu mesane. Normalde bizim isteğimizle birlikte, hani biz tuvalete gittiğimiz zaman işte detrüstör kas dediğimiz mesaneyi çevreleyen, biz idrar yaparken onu sıkarak idrarımızı yapıyoruz. Bir takım kasları gevşetiyoruz. Burada urge incontinence, sıkışma tipinde uyarı gelir gelmez kas mesaneyi çevreleyen, o kas çok hızlı bir şekilde kasılıyor. Çok siz kötü bir durum. Yetişemiyorsunuz. Evet. Bu da zor bir hastalık. Çok. Onun dışında mix dediğimiz üçüncü bir tip var. Hem stres incontinence artı urge, yani sıkışma tipinin bir arada bulunduğu bir tip, mix tip. Bu da %20 civarında görülüyor. Urge mesela %30 civarında. Bir de overflow incontinence dediğimiz, bu daha çok omurilik hastalıklarında, multiple sklerozda, diyabette, kronik diyabette, nöropati gelişmiş diyabette olan daha çok nörolojik temelli bir idrar kaçırma şekli. Burada da mesane kasılamıyor. Hacminin çok çok fazlasında idrar depolamış oluyor. Bunu boşaltamadığı için, boşaltma hissi oluşmadığı için taşma tipi dediğimiz, işte overflow, taşma tipi dediğimiz bir idrar kaçırma söz konusu oluyor. Bunu daha çok işte nörolojiyle ilgili, işte omurilik zedelenmesi vesaire dediğim o tip hastalıklarda çok görüyoruz. Nörolojinin daha çok ilgilendiği bir konu. Genel olarak bunlar. Evet. 4. Tanı yöntemlerine biraz değinebilir miyiz hocam? Hastanın şikayetleri doğrultusunda mı hareket ediyorsunuz? Belli testler, tetkikler var mıdır? Ya zaten hani tabii tetkikleri var. Hani zaten bu urojinekoloji dediğimiz bir neredeyse farklı bir branş gibidir. Hani idrar kaçırma çok basit gibi görünür. Aslında toplumda çok yaygın olan zor bir hastalıktır. Kişiyi depresyona kadar götürebilir. Evet, psikolojik boyutları da, sosyal boyutları da çok fazla. Tabii şimdi hocam, düşünün, sosyal bir ortamdasınız. Bir kahkaha atıyorsunuz veya gülüyorsunuz ve idrar kaçırıyorsunuz. Yani ortamdaki rahatsızlığı düşünün, çok rahatsız edici bir durum. Tabii kişi bundan etkilenip asosyal oluyor. Hani evden dışarı çıkmak istemiyor. Bu da depresyona kadar giden bir süreç oluyor. Tabii ki, tabii ki. Zor bir durum. Kişiler tabii bunun tedavisi olduğundan da çok haberdar değil aslında. Veya dediğim gibi biraz önce de bahsettim, kendi bir takım işte pet kullanmak, bez kullanmak,
kendi çabalarıyla bir takım çareler üretmeye çalışıyorlar. Biraz utanç duygusu oluyor değil evet, mi hocam? Utanç evet, utanç duygusu. İnsanlar söylemiyorlar. Veya söylemiyorlar. Işte, çok konuşulan hani mesela tansiyon, diyabet gibi bir rahatsızlık değil. Hani insanlar birbirine çok açılamıyor. Onun dışında tanı yöntemi olarak biz en basitinden başlıyoruz. İlk planda nedir? Anamnez dediğimiz hikayesini dinliyoruz. Zaten hikayesini dinlediğimiz zaman ne tip bir idrar kaçırma olduğunu az çok anlıyoruz. Çünkü çok net bir şekilde anlatıyorlar. Diyor ki ben öksürük hasta. Çok bariz belirtiyor zaten. Evet yani idrar kaçırıyorum. Veya bir ortamda gülüyordum, idrar kaçırdım vesaire. İlk anamnezde zaten tanının büyük bir kısmını koymuş oluyorsunuz. Bazen arada kalan vakalar oluyor tabii. Mutlaka. Ondan sonrasında mesela kişi biraz önce bahsettiğim gibi oturuyordum birden idrarım geldi ve idrar kaçırdım. Yetişemedim diyerek geliyor. Ya anamnez aslında bu olayın temeli. Kişinin hikayesini alıyoruz. Ondan sonra en basit işte biraz sorguluyoruz. İşte ne ilaç kullanıyorsunuz? İlaç kullanma öyküsü var mı? Daha önce başka bir hastalık var mı? Nörolojik bir hastalık var mı? Onları sorguluyoruz. Ondan sonra aslında bir idrar tahlilinden başlıyoruz mesela tahlil olarak. Şeker tahlili, idrar tahlili, biyokimyasal incelemesini yapıyoruz. Mesela idrar yolu enfeksiyonu da bir idrar kaçırma sebebidir yani. Muhakkak biz bir enfeksiyon var mı yok mu onu irdeliyoruz, inceliyoruz. Sonrasında sistometre dediğimiz, daha çok hani ikilemde kaldığımız zor vakalarda, gerçi şimdi artık yavaş yavaş rutinde de neredeyse bütün hastaları yapılıyor. Sistometre dediğimiz bir tanı yöntemimiz var. Irodinamik tanı yöntemlerini kullanıyoruz. Onun dışında dediğim gibi anamnezden zaten büyük bir kısmını çözüyoruz. Sonrasında da arada kaldığımız vakalarda irodinamik testleri kullanıyoruz. Hocam biraz önce bahsettik kronik rahatsızlıklarda da daha fazla değil mi? Tetikleyen bir sebep. Şeker hastalarında özellikle galiba ya da tansiyon daha fazla görülüyor. Tabii hani onlarda birazcık daha fazla görülüyor. Mesela diyabet, kontrolsüz diyabet de aslında. Hani bütün şeker hastalarında olan bir şey değil. Kişinin kan şeker düzeyleri çok yüksekse bazen idrarı çıkıyor. İdrarı çıktığı zaman da burada şeker su tutan ve idrardaki miktarı artıran bir şey. Sonuçta ne oluyor? İdrarla birlikte şeker çıkınca idrar kaçırmaya da sebebiyet veriyor. Tansiyon hastaları biraz önce bahsettiğim gibi kullandığı ilaçlardan daha çok etkileniyorlar. Artık kronik obstrüktif akciğer hastaları, astım hastaları, bunlar idrar kaçırmaya neden olan hastalıklar. Evet, evet. Evet. Hocam tedavi yöntemlerine biraz bahsedelim. Her hastada ameliyat gerekiyor mu? Nasıl karar veriyorsunuz? Yani tabii her hastaya ameliyat gerekmiyor. Cerrahi dışı da müdahaleler oluyor. Yani cerrahi harcını tedavi yöntemlerimiz de var. Burada ilk önce tanıyı net olarak koymak lazım. Tanıyı net olarak koyduğunuz zaman aslında işin büyük bir kısmını çözmüş oluyorsunuz. Her tipe göre, biraz önce 4 tipi saymıştık, her tipe göre farklı tedavi metotları var. Biraz onlara değinelim tek tek. Tabii. Mesela ERK incontinence'da, tabii genel olarak aslında her tipe uyguladığımız bir takım şeyler var, onu da söyleyeyim. Mesela ne yapıyoruz? Kişi obezse kilo vermesini, kilo vermeyi yönlendiriyor işte diyetle vesaire. Bazı hastalarda, mesela obez hastalarda sadece diyet ve hayat kalitesini değiştirerek, yaşam tarzını değiştirerek bile herhangi bir farklı bir medikal tedaviye gerek kalmadan idrar kaçırma düzelebiliyor. Aa, evet. Güzel. Mesela onun dışında gazlı içecekler, kafeinli içecekler, bunları bir miktar azaltıyoruz. Onun dışında işte sigara kullanıyorsa hastaya sigara kullanmamasını söylüyoruz. Yani yaşam tarzını değiştirerek bile her tipte bir miktar başarı sağlıyoruz. Evet. Onun dışında Kegel egzersiz dediğimiz bir takım egzersizler var. Bu biraz önce bahsettiğim işte yaşla veya işte dış etkenlerle zayıflayan o perine kasları dediğimiz işte tabanı oluşturan, perinenin tabanı oluşturan mesane ve idrar kanalının tabanında bulunan bir takım kasları güçlenmesini sağlıyoruz. Bunlar özel bir takım egzersiz yöntemleri. Çok da basit, kişinin her zaman yapabileceği. Kendi işte, yapabileceği şeyler. Kendi kendine yapabileceği, otururken, araba kullanırken,
yapabileceği egzersizler. Biz aslında herkese öneriyoruz. Hani erkekler de yapabilir, birçok yararı var. Çünkü aslında şikayeti olmadan bile yapabilir evet, bayanlar aslında, tabii, değil mi hocam? Tabii, evet. Çok yararı var. Çok yararı var. Kegel egzersizleri özellikle pelvik tabanda çünkü destekleyen başka bir doku yok. İşte orada bir bağ dokusu ve kas yapısı ağırlıklı bir bölge. Tamamen boş. Tabii oradaki kas tabakası da eğer güçsüzleşirse eğer oradaki organlar tamamen aşağıya doğru iniyor. Tabii. Biz Kegel egzersizleriyle bunu düzeltiyoruz aslında. Çok da etkili. Yani yaşam tarzı ve Kegel egzersizlerini yapan hastaların çoğu, yani çoğu demeyeyim de bayağı bir fayda görüyor. Bayağı bir yol kat ediyor, iyileşme kaydediyorlar. Ha, ne güzel. Bunları her tipe uyguluyoruz zaten ilk başlangıçta. Onun dışında mesela urge incontinence'da yaptığımız birazcık mesane terbiyesi dediğimiz bir şey var. O da nedir? İşte idrarınızı tutun, hemen gitmeyin, biraz bekleyin. Ondan sonra şey yapın, boşaltın. Biraz mesane kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz orada. Bu egzersizleri sözle ifade edebileceğimiz şeyler midir hocam? Biraz izleyicilerimize şey yapabiliriz. Kegel egzersizleri aslında nasıl yapabilirler? Mesela büyük tuvaletini yaparmış gibi yapıp ondan sonra da tutuyormuş gibi sıkmak. Hem idrarınızı hem de büyük tuvaletinizi yaparken tutmak gibi sıkıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Sıkıyorsunuz, bunu kaç kez yapıyoruz hocam? Bunu günde 50 kez yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Burada Kegel egzersizlerinin özellikle nedir? Tutma süresini ve tutma sıklığını artırmak. Mesela diyelim ki tutuyorsunuz. Şimdi mesela tuttunuz. 10'a kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bırakın. Yani bunu 10 kez yapın. Ondan sonra bir saat sonra tekrar yapabilirsiniz. Sonra bir saat sonra tekrar yapabilirsiniz. Bu kaslar yavaş yavaş gelişecek. Değil mi? Evet. Onun dışında mesela burada temelde önemli olan o 10 saniye 20 saniye çıkartabilirim. Gittikçe süre arttırmak tabii, değil mi? Tabii. Oradaki kas dokusunun gücünü daha da arttırmak. 20 saniye, 30 saniye vesaire onları artırmak. Sonrasında sıklığı 10 kez yapıyorsanız 15'e çıkartabilirsiniz. Yani bunun bir sınırı yok. Yapabildiğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok da basit bir şey. Evet evet. Otururken çok basit. De yapabilirsiniz. Tabii ki. Tabii dediğim ki. Gibi. Onun dışında bunlar non-spesifik tedaviler. Yani her tipe uygun olan tedaviler. Bir de her tipe göre ayrı ayrı tedavi bir de tabii. Yani mesela olayın bir de ciddiyeti var. Yani. Mesela kişi bunları yaptı, düzelmedi veya çok ağır gerçekten ciddi bir şekilde idrar kaçırıyor. Bunlar çünkü belli bir süreç içerisinde olan şeyler. Mesela bir obez hastanın kilo vermesi. Onun için ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki urge incontinence var, sıkışma tipi. Bir takım ilaçlar var. Daha çok medikal tedaviyle biz bunu düzeltebiliyoruz. Ne oluyor? Oradaki kasın spontan kendi kendine kasılmasını durduran bir takım ilaçlar var. Medikal tedaviyle düzeliyorlar. Cerrahi bir tedavisi yok. Sıkışma tipinin. Yani bu özellikle hani otururken birdenbire idrara sıkışıp hemen yetişemeyen tipte. Evet, yetişememe tekrar durumunda. Açıklayayım çünkü biraz karışık gelmiş olabilir. Evet, tabii ki hocam. İzleyicilerimiz ondan için çok iyi. Ondan sonrasında mesela stres ürünler incontinence dediğimiz, bu karın içi basıncını artıran hadiselerde olan, işte öksürme, hapşurma, gülme, o tipte ise eğer, daha çok hani burada anatomik bir defekt olduğundan dolayı, bağ dokusu, kas yapısı, arzı işte mesane ve mesane çıkışındaki idrar kanalının yer değiştirmesinden dolayı olan bir hadisten dolayı olduğu için burada genelde cerrahi tedavi ve son dönemde yeni bir tedavi yöntemi olan lazerli tedavi yapabiliyoruz. Burada işte cerrahi olarak ne yapıyoruz? Genelde çok bunda kendi seviyeleri var tabii. Hani bu kadar hani çok bir tek tip değil bunlar. Kendi içlerinde de ayrılıyorlar. Mesela hafif, orta ve şiddetli olarak stres ürünlerine incontinence ayırıyoruz. Lazer tedavisi özellikle hafif ve ortada çok başarılı. Güzel olan yeri hemen hasta herhangi bir ameliyathaneye koşulu gerektirmeden poliklinik koşullarında herhangi bir ameliyat olmadan, dikiş atılmadan, anestezi almadan, günlük işlerinden geri kalmadan yaptırabileceği bir tedavi. Hemen yaklaşık de hayata dönebiliyor değil mi? Tabii. Günlük yaşantısına yani, dönebilmesi çok aynen güzel. Aynen şey. 40-50 dakika süren bir iş. Tek seans hocam yapılıyor mu? Yeterli mi tek seans hasta için? Genelde evet yetiyor ama bazı hastalarda özellikle orta şiddetli idrar kaçırması olan hastalarda ikinci seans yapabiliyoruz. Bir ay sonrasında kontrol ediyoruz hastayı. Bakıyoruz hani idrar kaçırması azalmış ama devam ediyorsa lazerli
ikinci bir seans yapıyoruz. Burada lazerin nasıl bir etkisi var? Bu özellikle biraz önce bahsettiğim o bağ dokusu, daha çok kolajen dediğimiz belli proteinlerin çok olduğu ve desteğinin sağlandığı bir doku, bağ doku. Buradaki anatomik gevşeklikten dolayı mesane ve idrar kanalı aşağıya doğru, vajene doğru sarkıyor. Lazerle biz ne yapıyoruz? Buradaki bağ dokusuna fototermal bir etki yaratıyoruz. Bu fototermal etki nedeniyle de oradaki bağ dokusunda bir takım proteinlerin sentezini arttırıyoruz. Mesela kolajen, elastin ve oranın sıkılaşmasını sağlıyoruz. Etkili bir yöntem. Avantajları çok. Dediğim gibi cerrahi. Bir yan etkisi yok. O yönden güvenli. Evet. Güzel bir tedavi şekli. Tabii her hastaya uygun mu? Değil. Değil. Tabii bunu nasıl karar veriyoruz? Özellikle hastanın anamnezini ve jinekolojik muayenesini yapmak gerekiyor. Bazen çünkü oradaki mesane ve idrar kanalı, dışarıya açılan idrar kanalında fıtıklaşma dediğimiz oradaki bağ dokuda gevşemeden ziyade yırtık olmuş oluyor. Bir defekt olmuş oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz bu hafif, orta ve hafif ve orta şiddetli idrar kaçırma dediniz. Bunlara mı bağlıdır hocam? Tabii. Yani mesela bu şekilde bir doğum travmasından sonra eğer oradaki bir fasyada defekt, yırtık varsa, hani gevşemeden ziyade öyle bir şey varsa, hani lazerden ziyade cerrahi yapmak birazcık daha iyi. Biz mesela kişiyi değerlendirirken hangi şiddette olduğuna da bakıyoruz ve ona yönelik de tedavi şeklini değiştiriyoruz. Mesela şiddetli bir idrar kaçırmaysa cerrahi metotlar var. TOT, TVT dediğimiz bir takım teknikler var. Vajinal olarak yapılan. Onun dışında abdominal olarak, yani karından yapılan idrar kaçırma ameliyatları var. Bunlar son dönemde çok da başarılı. Özellikle vajinal yapılan tedaviler. Özel meçler var. O meçlerle birlikte idrar kanalını yukarıya doğru, mesaneyi yukarıya doğru asıyoruz. Tabii bunlar kişiye özel. Her kişiye her tedavi olmuyor. Kişiyi değerlendirip ona göre karar vermek lazım. Kesinlikle. Hemen hocam bir telefonumuz var. Devam edeceğiz. Tamam. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz Sıddık Bey. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. İyi sabahlar, teşekkürler. Ben da bu, ben annem için de, annemle de bu sorun var. Bir geçmiş var. Olsun efendim, buyurun. Bu yüzden dolayı. Bir de yaşından dolayı doktorlara gittiğimiz halde, yani kısa bir ameliyat olmasına rağmen yapmadılar. Yaşı kaçtır Sıddık Bey annenizin? 74. 74. Buyurun, evet, dinliyoruz efendim size. Yani doktorlara gittik, ilaç verdiler, hap verdiler, bunu kullansın dediler. Yani idrar yolunu biraz tutar dediler. Kullandım sağlığı yine aynı devam ediyor bu. 3 seneden beri devam ediyor. Gitmediğiniz yer kalmadı yani. Aynı şikayetler devam ediyor. Nasıl bir yol izleyelim diye soruyorsunuz. Hocam var mıdır sizin sorunuz? Yani şimdi tabii 74 yaşında ek bir takım rahatsızlıkları var mı? Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı? Sadece bir tansiyon rahatsızlığı var. Şeker hastalığı yok. Yani evet, normal bir şekilde sağlıklı yani, çoğu şükür. Evet. Şimdi tabii burada ilaç kullanmış ama herhangi bir faydasını görmemiş hocam. Şimdi Sıddık Bey, burada önemli olan tabii hangi tip bir idrar kaçırma olduğunu netleştirmek lazım. Eğer hani kendi şikayetlerini dinlemeniz gerekiyor değil mi? Yanınızda mı anneniz Sıddık Bey? Yok, annem Gaziantep'te. Ben Antalya tarafındayım şu an. Programı izliyordum. O yüzden direkt bağlanmak istedim. Evet. Bir şekil söyleyeyim. Misal öksürdüğü zaman idrarı geliyor. Artı misal oturduğu yerde bir bardak su içiyor. 10 dakika falan sürmüyor. Tekrar idrarı geliyor. Peki mesela bir sıvı aldığı zaman sıkıştığı anda tuvalete yetişemiyor mu? Yok, yetişemiyor. Evet. Yani sizinkisi biraz önce de bahsettiğim gibi üçüncü tipe giriyor. Mixed yani. Hem stres üriner inkontinans var, hem öksürünce, hapşurunca, gülünce idrar kaçırıyor. Hem de sıkışma tipi. Hani bir miktar sıvı alıyor, sonrasında birdenbire idrar geliyor ve tuvalete yetişemiyor. Bu ikisinin bir arada olduğu bir tip var. Mixed tip dediğimiz. Biraz önce bahsettik zaten. Evet. Yani şimdi tabii burada kullanmış olduğu ilaç, özellikle mesela son 3 senedir görüyor. Acaba ilacını son 3 senedir değiştirdi mi, tansiyon ilacını? Farklı bir ilaç mı aldı? O önemli. Ondan sonra sistometri dediğimiz bir takım tetkikler var. Onlar yapıldı mı? O önemli.
Tedavisi olan bir şey. Evet, ilaç tedavisiyle başlıyoruz genelde. Birinci tipini sıkışma tipi dediğimiz ürün, urge incontinence tedavi ediyoruz. Sonrasında da halen devam ediyoruz işte öksürme, hapşurma vesaire. Onunla ilgili ya cerrahi tedavi yapıyoruz ya da lazer tedavisi yapıyoruz. Yani kombine bir tedavi yapılması lazım. Hani sadece ilaç tedavisi yetmeyebilir. Ama tabii buradan hani hastanın tetkiklerini görmeden, hastayı görmeden hani bir tanı koyup bir tedavi protokolü çizmemiz çok zor. Ama dediğim gibi bir kadın doğum uzmanı, üroloji uzmanı değerlendirirse özellikle anamnezden başlayıp hani acaba kullandığı ilaç mı son 3 senedir biraz fazla idrar çıkışına neden oldu da hasta o şekilde idrar kaçırıyor, onu bir değerlendirmek lazım. Sonrasında ürodinamik testlerle birlikte tedavi edilebilir, evet. Aslında doktora başvurması gerektiğini izleyeceğiz. Tekrar gidebilirsiniz. Evet. Hani tedaviden eğer memnun kalmadıysanız veya etkili olmadıysa farklı alternatifler var. Hani bunun sadece bir ilaç tedavisi yok. Biraz önce de bahsettik. Çok çeşit tedavisi var. Onlar denenebilir. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz izleyicimize. Hocam kısa bir aramız olacak. Devam edeceğiz. Tamam. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Sağlıklı hayatta bugün kadınlarda idrar kaçırmayı konuşuyoruz. İdrar kaçırma nasıl başlar? Sebepleri nelerdir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Tamer Gültekin stüdyo konuğumuz. Efendim kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Hocam lazerle idrar kaçırma tedavisinden bahsettik. Biraz avantajlarından söz edebilir miyiz? Evet. Yani tabii birazcık daha detaylı olarak anlatırsak lazer tedavisi son dönemde Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Aslında hani yurt dışında vesaire uygulanan ve daha da uygulanmaya da devam edecek gibi görünen bir tedavi şekli. Gelişmeye çok açık özellikle. Belki ileride diğer tiplerde de kullanılmaya başlanabilir. Lazerin en güzel avantajı poliklinik koşullarında yapılıyor olması. Yani hani ayaktan tedavi şeklinde. Hasta mesela idrar kaçırmayla ilgili şikayeti var. Lazeri olan bir merkeze gittiğinde öğlen arasında da bile yaptırabilir. Yani bir yemek molası gibi bir sürede. Yaklaşık çünkü bir saat sürüyor. Sonrasında herhangi bir yatmaya gerektirecek bir durum yok. Direkt işine başlayabiliyor. O yönden çok çok avantajlı. Anestezi riski almıyor. Herhangi bir ağrısı olmayan bir tedavi yöntemi. Ve etkisi de kanıtlanmış. Yurt dışında çok uzun zamandır uygulanan bir yöntem. Tabii burada önemli olan vakayı iyi seçmek. Yani düzgün vakada uygulanırsa eğer etkinliği çok iyi. Cerrahiye göre avantajları var. Cerrahiye göre evet. Bir takım tabii ek yararları da oluyor bunun. Özellikle doğum sonrası vajinal kanal eski haline tamamen net olarak dönmüyor. Bir miktar genişleme oluyor vesaire. İdrar kaçırma burada, için uyguladığınız tedavi başka rahatsızlıklara da iyi geliyor değil tabii, mi hocam? Tabii aslında vajinal dokunun tamamen toparlanmasına da yarıyor. Sıklaşmasını sağlıyor. Bu tip yararları da var. Dediğim gibi hani çok fazla uzun sürmeyen, basit ama etkili, güzel bir yöntem. Evet. Biz hastalara öneriyoruz. Düzgün vaka, uygun vaka olduğu zaman hem stres üriner inkontinans vakalarında hem de mixed tipte uyguladığımız bir yöntem. Bir yöntem. Çok da etkili. Onun dışında şeyi de belirtelim. Mesela ürünler urge incontinence sıkışma tipinde dedim işte medikal tedavi. Buraya botoks tedavisi de uygulanabiliyor mesela. O dediğimiz mesela ilaç tedavisini veriyorsunuz hastaya. Bazen ilaçla düzelmiyor. Ciddi mesane kasında kontraksiyon oluyor. Bunlarda mesela botoks dediğimiz işte üretral kanaldan girilip hani botoksun etkisi biliyorsunuz botulinum toksini kasta geçici olarak fonksiyon kaybına neden oluyor. Sonrasında tabii normale dönüyor kas. Oradaki mesanede tamamen neredeyse bir kas dokusu olduğundan dolayı botoks uygulayarak da mesaneyi genişletiyorsunuz. Kasılmasını bir miktar engelliyorsunuz. Ve sıkışma tipi özellikle urge incontinence. Hani hastanın birdenbire hani idrarım geldi tuvalete yetişemedim.
idrarı kaçırdım dediğimiz vakalarda eğer medikal ilaç tedavisi çok yararlı olmadıysa bu da alternatif bir yöntem. Ondan da bahsetmek istedim. Bu da güncel yeni bir yöntem. Güzel de bir yöntem. Uygulanıyor belli merkezlerde. Tabii buradaki yani zorluk ne oluyor? Botoks'un belli bir süresi var etkinliğiyle ilgili. 6 ay gibi ortalama. Sonrasında tekrar yaptırmak gerekiyor. Evet. Hemen devam edeceğiz hocam. Bir telefonumuz var. Tabii. Onu alalım. Alo. Hayır. Elif Hanım günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Ben idrar kaçırma, idrar mı tutamıyorum. Doktor bulmuş kendileri bir arayın. Tabii ki. Hocam siz... Evet. Doktora gittim ameliyatı. Yani bilmiyorum. Daha da gidemedim yani. Dizlerim imanı yok bu yüzden. Evet. Hocam siz isterseniz sorabilirsiniz yani, sorularınızı. Evet. Elif Hanım'a. Onun için bir yere gelemiyorum. Yol yürüyemiyorum. Geçmiş olsun Elif Hanım. Daha önce bir tedavi aldınız mı bununla ilgili? Vermişti tedavi. İlaç tedavisi mi almıştınız? İlaç vermişti evet onun için. Evet. Peki sizin herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Şeker, tansiyon? Şeker gibi. Sınırda tansiyonu var. Boğazı var. İşte bir de içiyor. Evet. Var. Evet. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi birçok hastalıkta beraber oluyor evet, zaten. Evet, beraber söylemiştiniz. Peki bununla ilgili doktora gittiğiniz zaman size herhangi bir cerrahi bir yöntem veya farklı bir yöntem önerdi mi? Yok, gitmedim daha. Doktora ha, gitmedi. Da işte, kalın doğuma gitmiştim. O dedi ameliyat edeceğim. Yaş kaçtı sizin? Yaş 58. 58 daha genç yaştasınız. Peki idrar kaçırma nasıl oluyor? Bir bahsedebilir misiniz kısaca? Öksürünce yani, hapşırdığım zaman yani çok her dakika her saniye girebiliyorsunuz. Evet. O yüzden korkudan su içemiyorum. Evet. Peki mesela idrara sıkıştığınız anda idrar geldiğini hissettiğiniz anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırdığınız da oluyor mu? Tutamıyorum işte tuvalete girene kadar kaçıyor. Evet. Kaç doğum yapmıştınız? Çocuğunuz var mı? 3 tane doğum yaptım. Normal vajinal yolla yaptınız herhalde değil mi? Evet normal. Evet. İri miydi bebeklerimiz? Evet bir de kırdaş olmuştum. Evet kaç kilo doğum yapmıştık? Vallahi 2 kilo 2 küsür müydü neydi? Yani çocuk küçük oluyor. Çok küçük olmuştu. Değil, evet. Peki kilomuz kaç? Kilolu muyuz? 90'ın üstüne 85. Evet evet evet. Boyumuzu biliyor muyuz? Birden fazla, 1.70 mi? Evet. 1.50 mi? 1.50-1.70 arasında çok bayağı fark var. Şimdi siz, tabii evet. Burada birçok faktör var. Hani değerlendirmek lazım. Muhtemelen obezite var gibi görünüyor. İşte hipertansiyon eklenmiş. 3 kez doğum yapılmış. Belli bir yaş grubundayız artık. Hani idrar kaçırmanın en sık olduğu grubu aslında tanımladık. Burada yapmamız gereken ilk planda bir takım özellikle ürodinamik testler artı işte idrar tahlilinden başlayıp en basitinden en kompleks olan testlerin hepsinin yapılıp ona göre net bir tanı konması gerekiyor. Bahsettiğiniz kadarıyla yine mix tip bir üriner inkontinansı var. Burada hem ilaç tedavisi hem cerrahi veya lazer tedavisi uygulanabilir. Zaten önermişler cerrahi, evet, cerrahi tedavisi önermişler. Tabii bunu netleştirmek lazım. Hani bunu sadece hani telefon bağlantısıyla tanı koyup hemen tedavi şekillendirmek yanlış olur. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum o yüzden. Kafa karışıklığı oluşmasın diye. Ama tedavi edilebilir hastalık. Ben size onu söyleyeyim. Hani zor bir hastalık ama bundan dolayı muzdarip olup da hani evden çıkmama gibi bir şey yapmayın. Dediğim gibi tedavinizi olun. Çok zor tedaviler de değil bunlar. Sonrasında sizi rahatsız eden bu asosyal belki yapıyordur vesaire. Normal sosyal hayatınıza dönebilirsiniz. Evet.
Ama dediğim gibi bir uzman tarafından net bir şekilde değerlendirmeniz lazım. İdrar kaçırmaya sebebiyet verebilecek her neredeyse risk faktörü sizde var. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz izleyicimize. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Hocam zaten Elif Hanım'ın da dediği gibi insan sonradan tedavi olduktan sonra neden bu kadar ben çekmişim bu rahatsızlığı evet. diyebilir değil mi? Tabii bizim çok hastamız evet. oluyor. Ya keşke daha önceden gelseydim. Hı-hı. Hani bu kadar basit miydi? Evet. Çok da memnun kalıyorlar. Özellikle mesela örtüyü. Aslında hiç endişe edebilecekleri bir durum değil. Ne kadar söz ettiniz basit yöntemlerle halledilebiliyor, tedavi ediliyor. Yani kişinin böyle asosyal olup da evden çıkmamasına Hı-hı. neden olabilecek bir rahatsızlık değil. Dediğim gibi biraz önce de bahsettim, yani kişiler bunları söylemiyorlar. Hani evet. bahsetmiyorlar. Evet. Biraz utanıyorlar bu konudan. Bu konudan muzdarip olan 4 kişiden bir kişi ancak tedavi alıyor. 3 kişi almıyor. Çok yüksek bir oran aslında. Hı hı. Bazı kişiler bilmiyorlar da. Hani bunun bir tedavisi mi vardı vesaire diye. Evet değil mi? Bilinçli değiliz belki evet. bu hastalık evet, evet. konusunda. Genelde insan işte hastalıklarını birbirlerine bahsederler vesaire. Komşusuna sorar, ona sorar vesaire de. Bunu anlatmıyorlar kimse. O yüzden çok fazla bilinmiyor. Evet, evet. O yüzden tedavi almayan çok büyük bir kesim var. Çünkü hastalık olarak kabul etmiyorlar belki tabii, değil mi hocam kendilerinde? Ha, evet, kendisinde evet, yani bir eksiklik varmış gibi. Bir eksiklik gibi, bir sorunum var gibi hissedebiliyor hasta tabii, ama tabii, aslında tabii, bir rahatsızlık tabii. hastalık kesinlikle, bu tedavisi olan. Çok da önemli bir hastalık yani. Hijyen yönünden de mesela problem. Değil mi? Zor yani sürekli mesela çamaşır değiştir vesaire. Farklı problemlere tabii neden ki. Olabilir, ciddi tahrişe neden olabilir, sürekli idrarla temas halinde olmak. Her zaman bunu yapamayabilirsiniz. Hı. Her ortamda olmayabilir. Evet, ortam müsait olmayabilir. Zor ama aslında tedavisi basit bir rahatsızlık. Hani çok böyle utanılacak, sıkılınacak bir konu değil bence. Evet, evet. İdrar kaçınma yakınmalarında hocam bahsettik ama yaşam tarzımızdaki değişiklikler evet. bir yer var mıdır? Önemli tabii, tabii. midir? Neler yapabiliriz? Yani mesela diyelim ki hani şu an günümüzde her yerde bir sağlık merkezi var aslında. Hani artık sağlıkla ilgili bir tedavi almak vesaire bir başvuru yapmak zor değil. Hı hı. Yani hemen hemen her yerde tam teşekküllü hastane var gibi. Ama mesela diyelim ki yok. Hani hı hı. ulaşamıyor da hasta farklı nedenlerden dolayı. Hı hı. Evde ne yapabilir mesela kişi? Bir kelam hani eğer kiloluysa biz kilo vermesini öneriyoruz. Hemen hocam devam edeceğiz. Telefonumuz var, onu alalım. Hı. Alo. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler efendim, hoş geldiniz, günaydın. Sağ olun. Buyurun, dinliyoruz. Ben doktorumuza bir sorum olacaktı. Hı hı. Buyurun. İdrarımı tutamıyorum da. Evet. Hemen böyle çok sıkışıyorum. Hı hı. Hemen geldiği gibi gidiyor yani, tutamıyorum. Evet. Yaş kaçtı efendim? 46. 46 yaşındasınız. Hocam evet. buyurun, sizin sorularınız varsa. Geçmiş olsun. Daha önce herhangi bir tedavi almadınız. Bir başvuru da yapmadınız anladığım kadarıyla. Evet. Bir kere başvurdum hocam. Evet. Hap içtim. O bana bayağı iyi gelmişti. Hı hı. Ondan sonra bir daha hiç kontrolü falan gidemedim. Tedaviyi yarım mı bıraktınız? Yani kullanmıyor musunuz artık ilacı? Evet, aynen öyle oldu. Şimdi sizin bahsettiğiniz yanlış anlamadıysam eğer, hani idrara sıkışıyorsunuz ama tuvalete gidene kadar kaçırıyorsunuz. O şekilde bir idrar kaçırmasız değil mi? Evet. Yani evet. Şimdi bu ikinci tip dediğimiz işte bu sıkışma tarzında urge incontinence dediğimiz tipe giriyor. Hı hı. Evet, burada medikal tedavi, biz de bahsetmiştik işte ilaç tedavisiyle düzelebiliyor. Ama tabii bunu böyle geçici bir hani enfeksiyon tedavisi gibi düşünmemek lazım. İlacınızı uzun süre kullanacaksınız. Yani bir tansiyon hastalığı gibi, bir diyabet gibi, şeker hastalığı gibi düşünmek lazım. Eğer fayda da görmüşsünüz zaten, siz de bahsediyorsunuz, ilacınıza devam edebilirsiniz. Bir doktorunuza tekrar başvurun. İdrar kaçırma acaba aynı seviyede mi? Tipi aynı şekilde mi devam ediyor? Eğer öyleyse zaten tedaviden de memnun kalmışsınız. Tedavinize devam edebilirsiniz. Bu tip zaten sıkışma tipi idrar kaçırmada özellikle hani idrarınız geldi ve tuvalete yetişemediniz, idrar kaçırdınız. Bu tipte medikal tedavi, ilaç tedavisi biz de onu öneriyoruz.
Evet. Onun dışında herhangi bir lazer veya cerrahi bir metot değil. Hani kalıcı bir yöntem, hani bir kez yaptırayım, bir cerrahi kurtulayım. Maalesef bu yöntemde olmuyor. Çünkü nedeni birazcık farklı. Burada mesanenin çevresini saran, mesanenin kendisini oluşturan kas tabakasının kendi kendine otomatize olup kasılması. Sizin istem dışı kasılmanız ve birdenbire idrar kaçırmanız. Bu evet, medikal tedavi. Aslında uygun bir tedavi. Bence tedavinize devam edin. Evet. Doktorunuza başvurun. Evet, tekrar geçmiş olsun geçmiş diliyoruz olsun izleyicimize. İlaçlı tedavi zaten yararını da gördüm diyor hocam. Tabii, tabii, değil evet, mi? Evet, evet. Evet, yani önemli. Aslında kendi kendimize bırakmamamız lazım tabii. Tabii ya, yani tedaviyi, aslında hiçbir tedaviyi öyle bırakmamak lazım. Yarım kalırsa hani ilerleme vesaire olmaz bunda ama tabii şey olur, hani sonuçta idrar kaçırıyorsunuz, tedaviniz tam olarak şey olmuyor. Sürekli hani mi kullanıyor bu tipte tabii, hocam ilacı sürekli, insan? Sürekli kullanıyor. Uzun süre kullanıp bir bakılabilir hani ne durumdasınız vesaire diye bir kısa bir mola verebilir. Ondan sonrasında tekrar kullanmak gerekiyor. Evet. Ama çok etkili hani. Evet evet, doğru hocam. Biraz önce idrar kaçınma yakınmalarında hayat tarzımızda obeziteyi konuşmuştuk, tam hocam söylemiştiniz. Yani devam dediğim gibi edelim. Hani kişiye bir tıbbi bir merkeze ulaşamıyorsa çok zor artık hani böyle bir şey ama evet, ne yapabilir? Artık o kadar çok sağlık kuruluşu tabii, var ki hocam var, değil evet, mi? Evet. Sağlık sistemi. Ne yapabilir? İlk planda işte eğer obezse, aşırı kiloluysa kilo verebilir. Kilo gerçekten çok çok etkili bu konuda. Özellikle body mass indeksiniz 25'in üzerindeyse kesinlikle öneriyoruz zaten. Kilo verebilir, diyet yapabilir, spor yapabilir. Onun dışında kendi başına yapabileceği hayat tarzındaki değişiklik, özellikle yeme içme ile ilgili. Özellikle bizim toplumumuzda biraz çay çok içilir, çok severiz çay içmeyi. Evet, çok tüketiyoruz. Evet. Çay, kahve, gazlı içecekleri vesaire birazcık sınırlama getirilebilir, minimuma indirilebilir. Hatta gerekirse kaldırılabilir. Onun dışında ne yapılabilir? Hasta Kegel egzersizi, biraz önce bahsetmiştik. Evet, onu tekrarlayalım sonunda programımızın hocam. Özellikle onu yapabilir. Çok basit, fonksiyonel, özellikle oradaki işte sfinkter dediğimiz idrar kanalında kesesinin, idrar kesesinin çıkışında bulunan bir takım kaslarımız var. İsterseniz bunlar şimdi tekrar bir şey yapalım. Evet. Özetleyelim egzersizi. Kegel egzersizi değil mi hocam? Tekrarlarsak nasıl yapıyoruz izleyicilerimiz biz bunları? İçin. Özellikle mesela diyelim ki idrarınızı tutarmış gibi, büyük tuvaletinizi tutarmış gibi kaslarınızı kasıyorsunuz. Yaklaşık işte ilk planda çok mesela uzun süre kasamayabilirsiniz. Bu normal bir şey. Çünkü oradaki kaslar çok fazla kullanmadığımız kaslar. Çok nadir kullandığımız zaten için zaten bir sorun geriliyor. Var. Evet. Geriliyor kaslarımız. Bütün vücudumuzdaki kaslar aslında öyle. Kullanmadığımız kaslarımız incelir, şey olur. Atrofiye uğrar. İşte ilk planda ne yapıyorsunuz? Tuvaletiniz gelirmiş gibi, idrarınız gelirmiş gibi yapıp ondan sonra sıkıyorsunuz, tutuyormuş gibi belli bir süre, işte birden 10'a kadar sayabilirsiniz ve bunu 10 kez tekrar edebilirsiniz arka arkaya. Sonrasında buradaki kritik durum aslında şey, bu süreyi ve sıklığı artırabilmek. Hani üst sınırımız yok aslında. Günde en az 40 defa, 50 defa yapabilirsek bunu çok çok başarılı. Ama tabii biz bu kadar hemen beklemiyoruz. Günde mesela 5 defadan başlayıp 10 defa, süreyi de işte 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıp 20'ye kadar, 30'a kadar çıkabilirsek bu çok etkili bir yöntem. Oradaki pelvik tabanda bulunan kasların kuvvetlenmesini sağlayacaktır. İdrar kaçırmasını bir miktar azaltacaktır. Diğer işte hayat tarzındaki değişiklikleri de eğer uygularsak, özellikle kiloydu, sigara kullanıyorsa mesela sigara bırakması. Çok önemli bir faktör, evet, belirttik tekrar. Bu şekilde. Hani bunlar çok yararlı olacaktır. Hani herhangi bir cerrahi veya bir medikal tedaviden önce sadece bunu deneyerek bile İdrar kaçırma probleminden kurtulan hastalarımız oluyor. Evet, kesinlikle. Evet. Görünme sıklığından bahsettik ama hocam onları da tekrar belirtelim. Çünkü dediğiniz gibi başvuru sayısı bir utanç söz konusu olduğu için. Yani tabii bu çok fazla araştırılmadığı için hani herkes örtbas ediyor, şey yapıyor aslında kişi. Aslında bunun hiç lüzum yok değil mi? Çok sık görülen bir şey. Yani Avrupa ülkelerinde bile %15-30 arasında bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Türkiye ve Türkiye gibi doğurganlık oranı yüksek olan ülkelerde %40'lara kadar varıyor. Özellikle belli yaş grubunda çok sık görülüyor.
Yaş olarak hani ben çok gencim, hani bu nasıl benim başıma geldi gibi düşünmeyin. 20-30 yaş arasında görülme oranı %10. Yani az mı sanacak bir şey değil. Özellikle 25 yaş üzerinde. Özellikle 20-40 yaş arasında pardon %10. 40-60 yaş üzerinde %20. 60'tan sonra 60-80 yaş üzerinde %40 oranında. Yüksek oranda görülen bir evet, şey. Evet, bunu tekrar belirtmek istedim ben. Çünkü hastalar sanki sadece kendilerinde varmış gibi evet, düşünebilirler. Aynı halbuki şekilde. Oranlar o kadar yüksek ki yüksek. Hocam bunu bir hastalık olarak kabul etmek kesinlikle gerekiyor. Ve ilaçlar, cerrahi müdahale gerekmeden de kendimizin halledebileceği bir hastalık değil, değil mi hocam? Onu da belirtelim. Tabii, yani hani ilk planda kendi en azından bir hekime danışması değil gerekiyor. Hı-hı. Yani. Hani illa cerrahi veya lazer veya ilaç tedavisi almadan düzelebilir ama ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Mutlaka, kişinin. Evet. Onu bildikten sonra %90, %80 belki daha yüksek oranda tedavi şansı var. Hastanın ve bilinçlenmesi gerekiyor. Tabii, kendi rahatsızlığı hakkında lazım. Değil mi hocam? Evet. Nedir problem onu bilmek lazım. Kategorize etmek lazım. Hı-hı. Ona göre de bir tedavi metodu planlamak lazım. Evet. Çok da başarılı olur. Kesinlikle. Hayat kalitesi zaten. Evet, hayat kalitesini son derece düşüren bir hastalık tabii, çünkü. Evet, evet, evet. Hayati bir tehlike oluşturmuyor ama yaşam kalitesi için çok önemli. Düşürüyor. Kesinlikle endişe etmemeleri ve bir doktora başvurmalarını tavsiye tabii, ediyoruz kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik hocam. Var öyle mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani hastalarımıza yine öneriyorum. Muhakkak hani bununla utanmayın. Ve muhakkak bir sağlık merkezine başvurun. Hı-hı. Tedavi oranı çok yüksek olan bir başarı rahatsızlık. Oranı başarı oranı çok yüksek. Tabii başarı oranı da çok yüksek. Herkesi ne diyeyim böyle idrar kaçırmadığı, asosyal olmadığı, sosyal olduğu dönemler evet, diyorum yani inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben ağzınıza sağlık, ediyorum. Ayaklarınıza kendinize sağlık. Çok değerli bilgiler öğrendik. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar biz aynı saatte Cem TV ekranlarında olacağız. Yarına kadar mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.